Merhaba arkadaşlar. Ace yayınları tet 4 Kırmızı Seri'nin matematik sorularını çözüyoruz. Birinci soru. Üçgen yuvarlak ve kare sembolleri birbirinden farklı gerçek sayıları göstermek üzere açtaki diyagram veriliyor. Diyagramda ok ile gösterilen daireye şuna bir sayı yazıp diğer daireler açtaki kurala göre sayılar yazılmaktadır. Aynı renkli iki dairenin birinden diğerine geçerken biraz azaltılıyormuş, Maviden sarıya geçerken iki kat alınıyormuş. Sarıdan maviye geçerken sayı iki artılıyormuş. Buna göre daire ile karenin toplamı kaçtır denilmiş. Şimdi şu daireye dedim ki A dedim. Buraya A dedim. Maviden sıraya geçerken 2 kat alınıyor. Sarıdan maviye geçerken 2 artırılıyor. Aynı renkli daireye geçerken sayı 1 azaltılıyor. Burası 2A artı 1. Bu şekilde doldurmaya devam ediyorum. 2 kat alınıyor. 4A artı 2. 1 azaltılıyor. 4A artı 1. Burada 2 artırılıyor. Sarıdan maviye geçerken 4A artı 3. Eee... Maviden sarıya geçerken 2 kat alınıyor. 8A artı 6 ve son olarak 8A artı 5 oldu. Şimdi peki benim buradan nasıl bir denklem kurmam lazım arkadaşlar? Baktığımızda bakın şu 2A sarının içindeki üçgenle şuradaki 4A artı 2 eşit yani 2A eşittir. 4A artı 2 buradan arkadaşlar A'yı eksi 1 olarak bulduk. Şimdi A'yı eksi 1 olarak bulduysak şurası ne olacak? eksi 1 olacak. Kutu nerede? Şurada. Burada da A yerine eksi 1 yazarsam eksi 8 artı 5'ten burası eksi 3 olacak. Eksi 1 ile eksi 3'ü de toplarsak cevabımız eksi 4 yani A seçeneği diyebiliriz. ab pozitif tam sayılardı. Verilen ifade tek sayı olduğuna göre açtıklarında hangisi tek sayıdır denemiş. Şimdi arkadaşlar bir ifadenin üçüncü kuvveti ifade tek sayı, ifadenin kendisi tektir. Yani A kare artı A, Tek olması lazım. Bunu A parantezine alırsak A parantezine A artı B. Arkadaşlar kesinlikle tektir. Ben buradan şunu anlıyorum. A tektir. A artı B de tektir. E, A tek olduğuna göre A artı B'nin tek olmasının tek yolu B'nin arkadaşlar çift olmasıdır. Hangisi tek sayıdır demiş. Şimdi içinde B çarpan olanlar gider. B kare gider. A çarpı B gider. B üzeri A gider. Yani aslında bu mesela e, ne olur? B üzeri 1, B üzeri 3 gibi bir şey olacaktır. Şu B kare ile benzer şekilde. A artı bir e, ne olacaktır? E, A tek olduğu için çift olacaktır. Dolayısıyla A üzeri B kesin tektir. Cevabımıza D seçeneği diyebiliriz. Üçüncü soru önce mükemmel sayı. Yani tanım yapılmış arkadaşlar. Pisagor diyor ki bir doğal sayının kendisi hariç pozitif bölümlerinin toplamı sayıya eşitse doğal sayı mükemmel sayı denir denilmiş. 6 ve 28 örnekleri vermiş. Daha sonra öklit. 2 üzeri n artı 1 eksi 1 asal sayı ise mükemmel sayıların iki çarpana ayrılabildiğini ve bu çarpanların 2 üzeri n ile 2 üzeri artı 1 eksi 1 şeklinde olduğunu keşfetmiş. 6 ve 28 bu şekilde yazmış. Hangisi mükemmel sayıdır denilmiş arkadaşlar. Seçeneklerden denememiz lazım. 496'yı şöyle yazabilirim ben. 16 çarpı 31. Bu da ne olur arkadaşlar? 2 üzeri 4. Bu da şuna bakalım. 2 üzeri 5 eksi 1. Burada n'e 4 dersem arkadaşlar. N eşittir 4 için 2 üzeri n. 2 üzeri 4 oluyor. 2 üzeri artı 1. 4 artı 1 eksi 1. Şartı sağlayacaktır. Bunu seçeneklerden denememiz lazım. Deneyerek bulmamız lazım. Dolayısıyla sorumuzun cevabına C496 demiş olalım. Şurası ABC doğal sayısının rakamları çarpımı 21'dir. ABC, BCA, CAB toplamının sonucu aşağıdakilerde hangisine tam bölünür demişim. Arkadaşlar toplama bakarsak, çözümlediğimiz çözümlediğimizi varsayalım. 100A, işte 1A, 10A'dan her birinden 111A, 111B 111 C gelecek. Yani 111 parantezinde arkadaşlar A artı B artı C diyebiliriz. Başka ne biliyorum? A, B, C doğal sayısının rakamında çarpımı 21'miş. Yani arkadaşlar A çarpı B çarpı C'nin 21 olduğunu biliyoruz. Şimdi çarpımı 21 olan 3 tane rakam ben nasıl bulurum arkadaşım? 1, 3 ya da 7 olacaktır. Dolayısıyla bu toplamda A artı B artı C toplamı da 11'dir. Yani istenen arkadaşlar şu toplam 111 çarpı 11'dir. Bir kere şöyle diyebilir miyim ben bunu? 111'i 3 çarpı 37 çarpı 11 dediğimde 3'ü 11 olduğu için arkadaşlar kesinlikle 33'ün katı olacaktır. Dolayısıyla sorumuzun cevabına D seçeneği diyebiliriz. Yukarıdaki tabloda sayısı 1, 2, 3, 4, 5'in sütunlarda 5'e bölümünde 1 kalanını veren, 2 kalanını veren, 3, 4 kalanını veren ve 0 kalanını veren. Yani arkadaşlar şurası 1 kalan, 2 kalan, 3 kalan, 4 kalan, 4 kalan. burası 5 yani 0 kalan şeklinde böyle sayılar yazıyormuş. Ee, ha bu şeyler boyanıyormuş pardon. Bu kalanı veren teşekkürler. Mesela 1, 2, 3, 4, 5 falan diye gidiyor. O zaman mesela şöyle diyebilir miyim arkadaşlar? 6. sıra kalanı 1 verdiği için böyle 1, 2, 3, 4, 5 işte 6. Mesela burada 1 olacak. İşte 6 olacak. Burada 2 olacak. 7 olacak. 3 olacak. 8 olacak. 4 olacak. 9 olacak. Burası da 5, 10 falan diye devam edecek. Sonra diyor ki yukarıdaki boyama işlemi bittikten sonra 4, 14 ve 23. sıra tamamen boyanıyormuş. Boyamayan kaç tane kutu kalmıştır? Şimdi arkadaşlar normalde boyalı ne kadar var ona bakalım. Normalde boyalı arkadaşlar. Şöyle olmaz mı? Şimdi bakın 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 1, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 falan diye gidecek. Yani her sıra için her sıra için bir tane olacak. Dolayısıyla normalde 100 tane boyalı olacak. Her sıra için bir tane olduğu için. Fakat diyor ki 4, 14 ve 73. sıra tamamen boyanıyor. Şimdi 4. sıraya baktığımızda arkadaşlar 4. sırada bakın ne var? Boyanan şu var. Şurası var zaten 4. sütun boyanmış. 1, 2, 3, 4. Bunun için artı 4 gelecek. İşte 14. sıra için 14'ün 5'e bölümünden kalan ne olacaktır arkadaşlar? E, 4 olacaktır. 14 bölümden kalan 4 olacaktır. Ee, dolayısıyla yani no, nasıl diyebiliriz? 14'ten de şu 4. sütun boyalı diğerleri boyanacaktır. Bundan da bir artı 4 gelecektir. 73. sıradan da arkadaşlar yine bir artı 4 gelecektir. Çünkü yani 73 çünkü yani 5'te bölümünden kalan 3. 3. Üstün boyalı diğerleri boyanacaktır. Yani toplamda artı 12 yani son durumda arkadaşlar boyalı 112 tane olacaktır. Dolayısıyla boyalı olmayan da 500'den toplamını çıkardığımızda 388 tanedir. Sorumuzun cevabına B seçeneği diyebiliriz. Alper 2 oyun çarkı hazırlıyor. 4 eşit bölme ayırmış. Birinci çarktan seçilen taban. ikinci çarktan seçilenler üst olacak biçimde yazıyormuş. Hangisini yazabilir? Hangisini yazamaz denilmiş. Şimdi biri nasıl yazar arkadaşlar? birinci çarktan bakın şurada 3 var. Buradan 3 buradan 0 gelir. 3 üzeri 0'dan yazar. Bunu da 3 üzeri eksi 1'den yazar. E, 81 yazabilir mi? Bilemedim ama 5 üzeri 2 kesin yazacağını söyleyebilirim. 5 üzeri 2'den 25 yazar. 1 bölü de arkadaşlar. Şurada 2 var. 2 üzeri. Eksi 1'den yazar. 81 yazamaz. 3 üzeri 4 ya da 9 üzeri 2 falan yazması lazım. 80 müm mümkün değil. Cevabımıza C seçeneği demiş olalım. Yediğin soru bir mutlak değer sorusu. Sayı doğrusundaki iki tane nokta AB olsun. Bunların arasındaki uzaklık A, eksi benim mutlak değeri hesaplan edelim. Birer örnek verilmiş. Mesela a ile iki nokta arasındaki uzaklık a eksi mutlak değeri demiş. Buna göre mutlak değeri x küçük eşittir x artı ile sağlayan negatif x sayılarının toplamı kaçtır denilmiş. Şimdi arkadaşlar ben bunu eşitsizlik olarak düşünsem e, ne diyebilirim? x x artı 7'den küçük eşit ya da eksi x eksi 7'den büyük eşit diyebilirim. Şimdi şuraya baktığımızda arkadaşlar x küçük eşit x artı 7 ne olacaktır? Burada 0 küçük eşit 7. Bu daima doğru. Ama zaten burada sağlayan negatif sayı e, gelmeyecektir. Şuraya bakalım arkadaşlar. Eksi x eksi 7 küçük eşittir x dedik. Buradan da şunu karşıya atarsam artı geçecektir. 2x büyük eşit eksi 7 yani x büyük eşit eksi 7 bölü 2 başka bir ifadeyle eksi 3 büyük sayılar olacaktır. Bunu sağlayan negatifler diyor arkadaşlar. Eksi 3 olur, eksi 2 olur, eksi 1 olur. Bu değerlerinde toplamı eksi 6'dır cevabımıza C seçeneği demiş olalım. Bir tür virüsün bir insan hasta edilmesi için virüsten insan vücudunda en az 8 çarpı üzeri 6 tane olmalıymış. Bir virüs insan hücresine girdiğinde yarım saat içerisinde 200 katına çıkarmaktaymış. Bu yarım saat sonunda hücre patlıp dışarı çıkıyormuş. Daha sonra dışarı çıkan her virüs yine hücreye girip aynı reaksiyonu tekrar ediyormuş. Bu şekilde devam ediyor. İnsan ne zaman hasta olur demiş. Salı günü saat 13'te insanın bir hücresine bir tane girmiş şimdi saat 13. bir hücreye girmiş. Saat 14'te arkadaşlar ne olacak? 200 katına çıkacak. Yani 200 oldu. Saat 15'te ne olacak? Ee, bu 200'e çıkacak. Yani 200'ün karesi olacak. 200'ün karesi. Şimdi 200'ün karesi ne olacaktır arkadaşlar? 2'nin karesi 4. Burada 10 üzeri 2'den 10 üzeri 4 gelecek. Ha, pardon yarım saat diyor. Burası 14 değil 13.30 olacak. Burası 13.30 olacak. Yarım saat diyor. Burası da 14 olacak. Daha sonra 14.30'da ne olacak? Bu gene 200 her bir 200'de çarpılacak. da 200 ile çarparsak 4 çarpı 10 üzeri 4 çarpı 2 çarpı 10 üzeri 2 dedim. Ne olacak? 8 çarpı 10 üzeri 6 olacak ki zaten bu da arkadaşlar hasta olması için gerekli miktar. Yani ne oldu? Salı günü saat 14.30'da bu insan hasta olmuş olacaktır. Cevabımıza H seçeneği diyebiliriz. Ya da bazı uzunlukları verilen mavi sarı dikdörtgenlerle yeşil kare biçiminde hazırlanan şekil hiç parça artmayacak şekilde en az sayıda eş kare parçalara ayrılacakmış. Şimdi uzunluklara bakalım arkadaşlar. Bakın şu mavinin bir kenarı şurası 60. Şu buradan buraya 60 göre şu de yeşil ne kalacak arkadaşlar? Şuraya 24 kalacak. Burada parantezine bakın. A, B, e, C, D, E, eşit denilmiş. Yani şurası da 24. CD 24, E, de 24. Burası 24, şurası 24. Buraya ne kaldı? 36 kaldı. Şimdi burası 36, 24, 60. Yeşilin de kare olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar burası da 36. Burası da 36. Şimdi şurası 60 36 artı 60 sa 144 şurası şu kısım 60 olduğuna göre 144 eksi 60 tane arkadaşlar. Şurası 84 oldu. Yani ben maviyi maviyi 60'a 84 sarıyı 24'e 36, yeşili de 60 60 olarak buldum. Diyor ki kutu hazırlama işlemi bittikten sonra kalan kare parçalarının renklerine göre dağılımı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. Her kutuya 5 x bir sarı şeker falan yerleştirilecek. Şimdi en az sayıda eş kare parçalara ayrılacağına göre arkadaşlar her biri, her bir şeker. O zaman şöyle yapacağız. Buradaki sayıların hepsinin EBOB'unu kullanacağız. 60, 84, 24, 36, 60, 60 arkadaşlar. Bunların hepsinin EBOB'u 12'dir. Şuradan 12 çarpı 12 diyelim. 12 çarpı 12 diyelim. 12 çarpı 12 diyelim. 5, 5 yeşilden bir kere 25 artar. Şuradan baktığımızda 3, 2 buradan 6 artar. Maviye baktığımızda arkadaşlar 5, 7 buradan da 35 artacaktır. Şimdi her kutuya 5 mavi, 4 yeşil, 1 sarı koyacağız. Şimdi ne zaman biter arkadaşlar? 5 e, mavi 4 yeşil bir sarı. Şimdi sarılar bittiğinde biter. Şimdi bir sarı konduğuna göre arkadaşlar 6 tane kullandım. 5 mavi kullandığıma ve 5 kere 6 30 kullandım. Buradan 5 arttı. E, 4 tane de yeşil kullanıyordum. 4 kere 6 24 buradan da 1 arttı diyebilirim. Yani maviden 5 artar. Sarıdan hiç artmaz. Bunu bitirdim. Yeşilden de 1 artar. Dolayısıyla sorumuzun cevabına E seçeneği diyebiliriz. Bu soru bir şekilde tanımlama yapılmış bu ifadenin değeri nedir demiş. Yani en azından ne diyor arkadaşlar? En büyük ortak bölünün 12 ile 30'un en büyük ortak bölünün arkadaşlar 6'dır. Alt alta en küçük ortak katı 18 ile 45'in arkadaşlar en küçük ortak katı 90'dır. Bunları topladığımızda direkt olarak basit bir Ebu ve Kok sorusu olmuş. Cevabımız 96 yani D seçeneği diyebiliriz. 15 yıl sonra evlene arasında bulunan elektrik direği çıkan şiddetli fırtınada evin olduğu tarafa kaymadan devrilirse evet temas etmiyor. Demek ki arkadaşlar ben buradan şunu söyleyebilir miyim? A kök B uzunluğu ev olan uzaklık olan ondan küçük. Nehrin olduğu tarafa kaymadan devrilirse nehir üzerinde köprü görevi görüyor. Demek ki arkadaşlar şöyle karşıya kadar geliyor. 7'den de büyük A kök B. 7'den de büyük. Direni uzaklığı 10 denilmiş. Bu denilmiş. 2, 5, A, B tam sayı olmak üzere. A artı B'nin en küçüklerinden kaç fazladır? Şimdi rahat karşılaştırma yapabilmek için arkadaşlar şuradan kare alıyorum. 49. A kök B'nin karesi tanesi A kare çarpı B. 100. Ben buradan şöyle bir şey diyebilir miyim? Mesela minimum değer için A'ya 7. B'ye 1 desem. Burası ne olur? 7'nin karesi 49 çarpı 1'den 49. Şimdi 49 metre olsa köprü görevi görür mü? Görür. Yani bunlar eşitlik olabilir arkadaşlar. Bunlarda eşitlik almamızda bir engel yok. O zaman buradan minimum değer 8 olacaktır. Şimdi maksimum için enteresan bir şey düşüneceğim. 100 ya ben 100'den küçük burayı hani A kök B olarak diye düşünmeyelim. Kök 99 olarak düşüneceğim hani çıkmamış haliyle. O yüzden mesela A'yı 1 B'yi 99 olarak alırsam arkadaşlar maksimum değeri de ne olacaktır? 100 olacaktır. Ne kadar fazladır denilmiş? 100 eksi 8'den 92 fazladır. Cevabımıza B seçeneği diyebiliriz. 12 Tuğçe Hanım e, neye gitmiş? Diyetisyen Ayşe Hanım'a gitmiş. Ayşe Hanım beden kitle endeksi hesaplamış. Çıkan sonuca göre programı uygulayacağını söylemiş. Formu doldurmasını istemiş. Verdiği bilgiye göre hangi programı uygular? Şimdi beden kitle endeksinin arkadaşlar formülü vermiş. Kilo bölü boyun karesi. Şimdi kilosu kilogram 64 bölü boyda 1.60 1.6'nın karesi diyelim. Yani 64 bölü 16 desem 256 e buradan 1.6 1.6'yı çarptığım için 2,56 olacaktır. Arkadaşlar burada işlemi de düzenlediğimizde de bu. 25 çıkıyor. 25 nereye ait? Program 2'ye aittir. 2 numaralı programı uygular. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olmuş olur. Mesela da 9 kareye bölünmüş karenin kenarlarındaki kutulara arşık 8 tane tam sayı yazıyor. Toplamı da ortadaki kutuya yazıyormuş. Boyalı kutudaki sayı hangisi olamaz? Şimdi arkadaşlar bunlara ne yazıyor? A. Işte A artı 1, A artı 2 falan. Nereye ne yazdığının önemi yok. En son şuraya A artı 7 yazıyor. Şimdi bunların toplamını da buraya yazıyor. Dolayısıyla arkadaşlar bunların toplamı ne olacak? Buna bakalım. A, A artı 1 falan falan A artı 7 toplarsam arkadaşlar 8A birden 7'ye kadar olan toplamda 7 çarpı 8 bölü 2'den 8A artı 28. Şimdi ben bunu şöyle yazıyorum. 4 parantezini aldım. 4 parantezinde 2A artı 7. Şimdi hangisi olamaz denilmiş. Şimdi A'ya 2 verirsem 4, 7, 11, 44 olur. A2 ise 44. Tamam. Ondan sonra A'ya 7 verirsem Mesela ilk aklıma gelenleri deniyorum. 14, 21, 21 çarpı 4, 84. Tamam, bu da olur. Ee, A'ya 8 verirsem 16, 23, 23 çarpı 4, 92 olur. A'ya bir de ben 10 verirsem zaten 20 çarpı 4'ten 108 olur. Şimdi 44, 56 pardon 44, 84, 92, 108 oldu. 56 olmadı. Dolayısıyla sorumuzun cevabına B seçeneği 56 diyebiliriz. 14. yüzyıl. Yukarıda bir yüzü tamamen mavi. Diğer yüzünün sol tarafının 48 santimetre kısmı sarı. 72 kısmı kırmızı. Diğer yerleri maviden yapılmış. Kağıt şerit verilmiştir. Yani arkadaşlar şurası 48. Şurası da 72. Bu aklımızın bir kenarında bulunsun. Komple mavi olan yüzeye öne bakarken sağ sol tarafında 60 santimetre kısımlar. Eee Sol tarafta 60, sağ taraftan 40 katlanıyor şimdi. Katlanan kısımlar bunlar bakın. Kat şuraya geliyor. Burada da buraya geliyor. Şimdi ben bunu açarsam ne olacak? Şöyle açtım. Şimdi. E ben ne biliyorum? Şimdi bir kere katlanan kısım 40 olduğuna göre, katlanan kısım 40 olduğuna göre şimdi tavasında şöyle demeyelim, şuraya geliyor demeyelim. Bu şimdi katlanan kısmı açtığımda da şöyle bir durum oluşacak. Geriye doğru açtığımızda. Şimdi bunun böyle bir kısmı katlı ya bunu açtığımızda başa dönecek. Eski haline dönecek. Burada kırmızı alanla şurada kırmızı alan tam böyle birbirinin üstüne gelmesi lazım. Yani bunlar eşit olması lazım. Şunlar 36'ya 36 olması gerekiyor. Neden arkadaşlar? Eğer maviye geçseydi eğer maviye geçseydi e, şöyle parçalı bir görünüm olacaktı. Bakın mesela burada maviye geçmiş. Şimdi o zaman burada şuna dikkat edelim. Şurası e, sarının tamamı. Burası 48. Bu açıldığında şöyle bir şey olacak simetrik. Şöyle bir mavi kısım var. Şuraya da 48 gelecek. Şimdi bize ne vermiş? Şeridin son görüntüdeki mavi bölgenin uzunlukları toplamı 52 göre katlamadan önceki boyu ne kadardı? Şimdi mavi bölgelerin şuraların toplamı 52. E, ben ne biliyorum? 48, 48. Bir de sarılardan 96 var. Bir de 36, 36. 72. Kırmızılar. Bunların hepsini topladığımızda uzunluk 220. Cevabımız B seçeneği diyebiliriz. 15. soru bu videomuzun son sorusu. Kalan soruların çözümlerini arkadaşlar bir sonraki videolarımızda izleyebilirsiniz. Emre'nin bugünkü yaşı 2 basamaklı AB sayısı, D'sinin bugünkü yaşı 2 basamaklı BA sayısıdır. 4 yıl önce yaşı, Emre'nin yaşının 5 kadından 2 fazlaymış. Şimdi e, Emre'nin 4 yıl önceki yaşı arkadaşlar nedir? 10A artı B eksi 4. Dedenin 4 yıl önceki yaşı 10B artı A eksi 4'tür. 4 yıl önce Emre'nin yaşının 5 katından 2 fazlaymış dedenin yaşı. Şimdi ben bunu düzenlersem 50A artı 5B eksi 20 artı 2 eksi 18 dedim. Buradan da 10B artı A eksi 4 dedik. Şimdi sayıları bir tarafa alacağım. A'ları B'leri bir tarafa alacağım. Şöyle yaptım. Bunları alırsam 49 A olur. Bunu da aldığımda eksi 5B eşittir. Karşı atarsak şuradan 14 geldi. Şimdi buradan arkadaşlar sayı deneyelim. İlk aklıma gelen A'ya 1 demek. A'ya 1 dersem 49. Bu 14 olmalı. Burası 35. Bu da 7 olur. A1 B7 sağlar. Emre'nin dedesinin bugünkü yaşı kaçtır? Emre'nin dedesi B'a yaşındaydı. Ne olacaktır? 71 yaşında diyebiliriz. Dolayısıyla sorumuzun cevabına D seçeneği demiş olalım. Böylelikle Ace T4 kırmızı serinin ilk kısmını tamamlamış olduk arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.